Abi hazır mısınız? Oğlum kalem sıkıştı. Kalem. Ver bakayım. Sanki sallayamıyorum. Merhaba ve Tekno takipçileri. Söz verdiğimiz gibi Samsung Galaxy Note 7'nin sağlamlık testiyle karşınızdayız. Daha önce bu telefonun incelemesini yapmıştık. Hemen sol üstünde duran karta tıklayarak incelememize ulaşabilirsiniz. Millet, testimize geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Bir önceki videoda zaten belirtmiştim. Sizin yorumlarınızı çok fazla dikkate alıyoruz. Ona göre de bir sıralama oluşturduk sağlamlık testimizde. Bu sıralamaya göre de ilk testimiz çizilme testi. Şöyle anahtarı aldım. Ön tarafa bir girişelim. Ön tarafta benim görebildiğim bir çizik yok. Kamerada belli oluyor mu bilmiyorum ama çıplak gözle görülen herhangi bir çizik yok. Şöyle bir baba hareketi de yapalım. Göbeğimizi silelim. Flaşın ve sensörün olduğu bölüm hakikaten de çizildi. Orayı kameranın üzerinde olduğu cam kadar sağlam yapmamışlar. Ama kamerada herhangi bir çizik göremiyorum yine. Ayrıca telefonun arka kasasında da bir çizik yok. Şimdi daha sert bir cisimle girişelim. Çağdaş'cığım, teşekkür ederim. Tornavida ile deneyeceğiz. Hemen ön tarafı çeviriyorum. Şöyle yapmayacağız. Şöyle sivri ucuyla girişeceğiz. Abanıyorum. Burada hakikaten de Gorilla Glass 5 marifetlerini bize gösteriyor gibi. Evet, benim görebildiğim yine tornavidayla ön tarafta herhangi bir kılcal çizik yok. Bir de arka tarafa bakalım. Telefonun arka tarafı ve ön tarafında herhangi bir şey yok. Sadece flaşın ve sensörün olduğu kısım çizildi, bayağı çizildi. Ona da artık yapacak bir şey yok. Tabii ki de siz telefona bu kadar sert girişmeyeceksiniz. Samsung'un bu telefon için verdiği garanti 1,5 metreye kadar 30 dakika boyunca telefon suya dayanabiliyor. Bize yakışanı yapacağız. Yani 30 dakika değil de 40 dakika boyunca suyun altında tutacağız. Bakalım telefon çıktıktan sonra hala çalışır vaziyette kalabilecek mi? Tabii ki telefonu zorlayacaksak kalemini de çıkartalım. Şimdi bir 40 dakika atalım suyun içine ve bakalım 40 dakikanın sonunda neler olacak. Süreyi başlattım ve kalemi de telefonu da suyun içine bıraktım. Dakika boyunca suyun altında beklettik. Samsung'un iddiası 30 dakika dayanabiliyorum bendi. Evet, şu an telefonda 40 dakika suyun altında kalmasının sonunda herhangi bir arıza yok. Cayır cayır çalışıyor. Şöyle S Pen'i bir deneyelim. S Pen de sağlam mı? Gayet sağlam. Herhangi bir sorun yok. Şöyle bir kamerayı açalım. Gördüğünüz gibi su testinden de telefon başarılı çıktık. Su testimizden başarılı çıkan Note 7'nin bakalım kalemi ne kadar sağlam. Kutunun içinden bildiğiniz gibi birçok yelek uç çıkıyor. Bakalım 15-20 saniye uca abandıktan sonra aşındırabileceğiz mi? Diyelim ki eve geldi yeğeniniz, telefon diye tutturdu ve aldı ve öyle bir anda vurmaya başladı. Gördüğünüz gibi kalemin ucu 3-4 vurmadan sonra yamuldu ve bir yedek uç takma ihtiyacımız doğmuş oldu. Yedek uçların da önemini böylece anlıyoruz. Not tutmaya başladınız. O sırada yoldan geçen biri size seslendi. Kalemi de dalgınlıkla arka cebinize koydunuz ve gidip bir yere oturdunuz. Bakalım kalem bükülmelere dayanıklı mı? Böyle bir süre oturuyorsunuz, çayınızı falan içiyorsunuz. Sonra bir daha not tutayım derken bakıyorsunuz kalem yok. Neredeydi diye düşünürken arka cebinizde olduğunuzu hatırlıyorsunuz. Ve bakalım o kalem arka cebinizden sağa çıkabilecek mi? Evet, gördüğünüz gibi herhangi bir sorunumuz yok. Sağlam çıktı. Şimdi bir de kaleme bir bükülme testi yapalım. Telefonlara bükülme testi yapıyorsak kaleme neden yapmayalım ki? Hoppa. Evet arkadaşlar, şöyle en ufak bir bükmede kalem maalesef şuradan gitti. Görebiliyorsunuzdur umarım. Telefonu alabilir miyim arkadaşlar? Şöyle hemen bir test edelim. Kırık olmasına rağmen çalışıyor mu? Evet, kırılmış olmasına rağmen çalışıyor. Bu güzel bir şey, ancak bunu böyle içine soktuğumuz zaman çok giderse bir daha geri gelmeme ihtimali var. Ya da evet, gördüğünüz gibi artık kalemimiz geriye gelmiyor, içinde kaldı. O yüzden bu kalemin kırılmamasına çok dikkat edin millet. Şimdi bir de telefonu kendisine otururken bükülme testi yapalım. Şöyle de bir yaylandık, bir güzel. Oh 3600 lira. Oh Samsung. Bakalım, hemen çıkartıyoruz. Telefonda herhangi bir yamulma, bükülme yok arkadaşlar. Telefon şu an sağlam duruyor. Bir de elle bükme testimiz var. Bunu da yapalım, eksik kalmasın. Çok ince, gemi biraz sağa doğru kaymış ama bu kadar bükmeye rağmen yine de iyi dayandığını düşünüyorum. Evet millet, ortalama bir
15-20 saniye kadar yaktık. Şurada kameraya yansıyor bilmiyorum ama çok hafif bir ışık hüzmesi mi denir? Hüzmesi mi denir? Ondan oldu. Çok hafif beyazladı ekranım burası. Ama sıkıntı yok. Telefon şu an çalışır vaziyette. Bu testi neden yapıyoruz? İlla telefona böyle çakmak tutmak zorunda değilsiniz. Tabii ki de başka ısılara da maruz kalabilir. Üzerine sıcak bir şey düşebilir. O yüzden de böyle bir test yaptık. Ancak telefon bundan sağlam çıktı. Herhangi bir problem yok. Kulağınızda konuşurken düşürme şansınız var, cebinizden çıkarırken düşürme şansınız var. Biz bu iki senaryoyu da sizler için şimdi test edeceğiz. Telefonu yüzüstü yere bir bırakalım bakalım. Gorilla Glass 5 sağlam çıkacak mı? Çok fena gitti. Arkadaşlar telefon gördüğünüz gibi elveda demeye çok yaklaştı. Şu ortada bir çizgi oluştu, yanlar kırıldı. Şurada bir çatlağımız var. Yani cep hizasından eğer bu telefonu alırsanız düşürmemeye çok özen gösterin. Çünkü gördüğünüz gibi ilk düşmede, ilk darbede maalesef telefonumuz cortladı. Bakalım kulak hizasından sonra neler abi görecek. Mu? Evet, şu hizadan kulakla konuşuyormuş gibi bırakıyorum. Hazırız değil mi? Bıraktım. Oh. Yani var olan çatlaklar daha da büyümüş arkadaşlar. Şu an dokunmatik herhangi bir tepki vermiyor. Dokunmatiğimiz de tamamen bozuldu. Şimdi en sevdiğim yere geçtik. WebTekno usulü sağlamlık bölümüne geçebiliriz. Zaten telefon sağlam çıkmadı. Olsun. Bir de biz biraz daha yüklenelim. Düşene de bir tane de biz vuralım. Biz vuralım. Hadi bakalım. Galiba çağdaşı kesmedi. Yardır kardeşim. Böylece Note 7 sağlamlık testimizin sonuna gelmiş olduk. Telefondan gayri eser kalmadı. Zaten cep hizasından düştüğü zaman bir eser kalmamıştı. İyice bitti artık. Hali dermanı yok. Bitti. Gayri kapatalım. Aynen. O zaman videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca paylaşırsanız da bizleri mutlu edersiniz diyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Millet şurada duran bağlantıya tıklayarak telefonlarımıza yaptığımız sağlamlık testlerinin oynatma listesine ulaşabilir. Hemen altından da kanalımıza abone olabilirsiniz.